Hoş geldiniz Hasan Niyazi Tiro. Bugün bir koltukta mı denir? Üç tane farklı özelliği bir arada barındıran bir konuğumuz var. Bizim için bu hafta besteci haftamız. Geçen bölümde Sinan Dizmen'i ağırlamıştık. Bu sefer Besteci sırada bir besteci. kontenjanından ağırlıyoruz ama Evet. daha var. Tabii bizim için o anlamda değişik, keyifli bir hafta yine. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben usul gereği önce kısaca bir kendinizden bir ne kadar istiyorsanız kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü bizim formatta öyle bir şey var. Her gelen bir kendini bir önce kısaca tanıtıyor bize. Hay hay, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Böyle maskesiz güzel güzel bir muhabbet edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz her şeyden önce onu söyleyeyim. Hani bu salgın koşullarının bize dayattığı yeni normalde diyeyim. O şeyi çok iyi değerlendirip hani bir negatif olan bir şeyi pozitife ancak bu kadar güzel çevrilebilirdi hakikaten. Çok yapıcı, çok güzel bir yani kültürel mirasımıza çok büyük bir katkı bu hakikaten. Dijital bir kültür mirasına. O açıdan hem öncelikle sizi çok çok kutlamak istiyorum. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir şey. İnşallah böyle de güzel bir şeye beni de dahil ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel yerlere varmasını, güzel sonuçlara doğurmasını temenni ediyorum bunun. Ana karnında başladım müziğe diyebilirim. Benim için öyle bir şey oldu. İşte 82 İstanbul doğumluyum. Ama hakikaten şöyle özetleyebilirim. Hani çocuklara sorarsanız hani büyüyünce ne olacaksın, ne istersin? Samimi söyleyeyim benim hiç hatırladığım bir çocukluk hayalim yok. Gerçekten yok. Yani hiç böyle hep müzik o kadar sirayet etmişti ki hayatımın her tarafına. Hakikaten hatırlamıyorum. Yani böyle Allah için düşünüyorum bazen. Acaba şunu olmak istemiş miyimdir? Gerçekten yok. Yani hep bir müzik, hep daha ilkokul öncesinden itibaren böyle işte o zaman rahmetli Hikmet Şimşek'in pazar konserleri zaten bir şey. Hani çok duyduğunuz bir şey zaten. Üstüne bizim eve de gelirdik kendisi rahmetli öyle. Ondan sonra hani böyle bir hakikaten müzik her anlamda etrafımı sarmıştı. İşte çok net hatırlıyorum mesela şeyi işte Rimski-Korsakov'un eserlerine bayılırdım o zamanlar. İspanyol Kapriçyosu'na, Şehrazat'a falan. Hatta partisyondan takip ediyordum falan. Böyle. Ondan sonra acaba şey bu böyle 4 yaşlarındayken falan babam zaten eyvah demiş yani. Ondan sonra böyle şey diyormuşum. Baba bu fagot mu? Bu şu mu? Bu böyle bir müzik dinlerken. Bu şu mu? Şu bu mu? Falan diye. Ondan sonra yani babamın hatta hiçbir yönlendirmesi olmadan ben kendi kendimi ittim müziğe. İlkokulda daha ikinci sınıftayken zaten yarı zamanlı olarak da kemana başlamıştım. Öyle gidip geldik işte ondan sonra ama kemanı babam çok istedi. Ben yani kemancılık şeyinde kariyeri yapmamı babam çok istedi. Benim öyle bir aman aman istediğim bir şey değildi ne yalan söyleyeyim. Yani müziğin içinde olmaktı benim isteğim ve zaten kısa bir süre içinde de ben onu bestecilik olduğunu anladım. Yani daha ilkokuldayken, üçüncü sınıfta filanken böyle babamdan nota kağıtlarını alıp kimi zaman aşırıp çoğu zaman kendi verirdi. Ona bir şey diyemeyeceğim de. Hani böyle biraz da hikayesi istemek için böyle yani çalardım falan diye böyle derler ya. Neyse şaheserler besteliyordum. Yani o zamandan böyle bir şeyim vardı bestecilikte. Kendimi daha rahat hissettiğimi şey yapmıştım hani anlamıştım. Ama gerçekten buna ciddi olarak besteciliğe kendimi vermem ancak 17-18 yaşlarımı buldu. İşte küçük küçük parçalar dan yavaş yavaş işte senfoniler, konçertolar filan böyle bir darma duman bir hepsi bir arada bir şey. Ondan sonra cıma paldır küldür girdik işte bu şeye. Ondan sonra bir de hiç şey yok hiç ihtiyacım yokmuş yeteri kadar vaktimi bölmüyormuşum gibi bir de şeflik de okudum. Oradan şeyimizi de yüksek lisansımızı da öyle yaptık orkestra şefliğinde. Böyle bir üçü bir arada durumu var. Hani
Şöyle söyleyeyim, çok çok rahatsız edici bir şey. Şöyle söyleyeyim, yani çok yoruluyorsunuz. Bahsetmem. Sakın evde denemeyin falan derler. Böyle yok hani işin şakası, katiyen şikayet etmek anlamında söylemiyorum. Hepsini bile bile kendi isteğimle yaptığım şeyler neticede. Ama hani şöyle özetleyeyim. Bestecilik gerçekten hani hakikaten benim en böyle rahat ettiğim yer. Öyle diyebilirim. İşte babam zaten sağ olsun, babamla işte temel şeyler çalıştık. Ondan sonra kontrpuan, armoni, müzik puanları falan. Oradan sonra konservatuvardayken de Hasan Uçarsu'yla bir çok güzel bir hukukumuz oldu. O hocaydı zaten. Benim ilk tam zamandaki solfej hocamdı İstanbul Üniversitesi'nde. Sonra lisans döneminde, o Amerika'dan döndükten sonra bir çağdaş besteciler dersi vardı lisans ikinci sınıfta sanırım. Oradan itibaren bayağı bir onunla da bir hoca öğrenci, sanki hani resmi olmayan bir kompozisyon hoca öğrenci şeyimiz başladı onunla da. Ben hep böyle bütün yazdıklarımı ona gösterirdim. O böyle şöyle yap, böyle yap filan derdi. Babam da aynı şekilde. Babam Balakirev gibiydi bana böyle. O böyle şey, ondan sonra 8 ölçü şöyle bir şey yaz. Sonra şöyle bir melodi gelsin. İşte development'da şöyle yap. Ondan sonra sakın işte re-ekspozisyonda aynısını tekrar yazma. İşte Schönberg şey der, işte kopistinizin yazacağı müziği yazmayın falan diyor böyle. Ve enteresan bir de tabii şey, hani sonuçta aynı evdeyiz. Hani çok çok ilginç yani. Hani buradaki sohbetimizi aşar da aşar. Hani o sırf sadece o şeyi anlatmak, hani bir baba oğul iki bestecinin aynı evde olması ondan söylediğim. Ama tabii ki yani çok müthiş bir cephanem olduğunu söyleyebilirim o konuda. Hani kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Yani babama ne kadar teşekkür etsem az. Ama babam benim besteci olmamı ilk şeyde istemedi hiç. Onu da söyleyeyim yani. Kemancı olmamı istedi. Yani 40'ından sonra beste yaparsın falan diyordu. Bu hesapla şimdi seneye başlıyorum o zaman beste. Yani biyolonsel ürün vermem konusunda kendimi biraz şey hissediyorum yani, cimri kalmışım o konuda. Çünkü anca 2006-2007 senelerinde, işte bugün konuşuruz, o uzun ince bir yoldayım, dört cello düzenlemesi ve Adagio Scherzo'yu bestelemiştim. Sonra yani neredeyse 13 sene falan hiç şey yapmadım. Bu konuda biraz öz eleştiri yapabilirim. Hani daha çok verim verebilirdim biyolonsel ile ilgili. Biyolonsel hakikaten hani ses rengi olarak, insan sesine yakınlığını isterseniz, anlatım kuvveti, hakikaten imkanları çok bir saz. Yani üstelik bizim müzik elemanlarımız, yani Türk müziği unsurlarıyla ve Batı tekniğinde ve de violonselle falan hakikaten inanılmaz şeyler yapılabilir gerçekten. Yani bu konuda kafa patlatmak lazım hakikaten. Ta işte bu sene konçertoyu, işte geçen sene 2020'de konçertoyu da besteledim. Hatta zannederim sizin programda bir şeyi verildiydi, bir çıtlatıldıydı. Evet. Oğuzhan abiyle yaptığınız programda da böyle bir bahsi de geçmişti. Ondan da çok mutlu olmuştum. Yani isterseniz biyolonseye de geçelim yavaş yavaş. Ben hani çünkü bırakırsanız Ben bir soru sorayım. böyle Yani buyursunlar. bu benim yorumum, bir hani fikir teatisinde bulunmak amacıyla. Ne, Ben emin olun. Beyoncé'nin 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl müziğinde en önemli bir iki çalgıdan biri olduğunu düşünüyorum besteciler arasından. Bu katıldığın bir görüş mü? Katılırım tabii yani, violonsel demin de dediğim gibi hani çok imkanları çok geniş, çok fazla şey yapabilecek bir çalgı. Yani üstelik bu şimdi artık böyle yabancı şey çok sevmem kullanmayı, ama bu advanced techniques dedikleri şeyler var yani, böyle ileri teknikler falan, hani böyle bu avantgard müzikte kullanılan, bolca kullanılan, yani violonsel neredeyse biçilmiş kaftan hani. Çünkü o ses frekansları olsun, işte multifonik sesler olsun, ya da daha böyle efendim daha özel efektler olsun vesaire. Zaten hani klasik tekniği
anlatmaya gerek yok neler neler yapılabileceğini. Bir de üstüne şeyi de hani mesela Türk müziği unsurlarını da katın. Hani mesela şöyle işte şey Mesut Cemil viyolonsel işte mesela bakın yani viyolonsel çalıyor ve hani mesela viyolonsel Türk müziği içinde o halinde bile Türk müziğinin ne kadar işe yarayan bir çalgı oluyor yani mesela kemandan daha işe yarıyor bence. Ondan sonracığıma dolayısıyla katılıyorum görüşünüze yani viyolonsel solo olsun, konçertant şeyde olsun, o da müziği içinde olsun vesaire. Hatta orkestra içinde grup olarak da yani hani çok şeyi olur işlevsel bir çalgı yani. Bence de. O zaman ufak ufak eserlere başlayalım. Ay ay memnuniyetle. Bu Uzun İnce Bir Yoldayım'ın bestelenme tarihi kaç? 2006. O 2006. 15 sene olmuş işte. Daha dün gibi şeyde. O niye bestelendi? Hikayesi ne? O şey bu İstanbul'da neydi grubun adı? Çel İstanbul. Aynen. Murat Melih. Evet. Aynen Murat Berkler'in grubu. Murat Berk istedi zaten onu. Daha söyle. O hep böyle benim şeyimdir. Yani bir Murat Berk'tir. Birkaç kişi daha yapmıştı onu ama. Hadi oğlum yaz bir şey çello için. Hadi bir şey yaz. Hadi bir şey yaz falan diye hep böyle. Ondan sonra hep o da en çok duyduğum laflardır. O istemişti. Ondan yazmıştım. O Uzun ince bir yoldayımı söyleyeceğinizi unutmayın. Ondan 2 sene öncesinde flüt için yazmıştım ben. Flüt için bir çeşitlemeler yazmıştım. Oradan bir şeyim vardı zaten hani melodiye içselleştirmiştim. Viyolonsel için o çok küçük minik bir böyle bir minyatür bir böyle hani işte ne denir böyle ufak bir şey oldu. Yani küçük bir parça oldu. Ben onu değiş demiştim zannedersem şey olarak. Ondan sonra hani varyasyonlardaki gibi geniş bir şeye yaymamıştım. Küçük bir şeyde toplamıştım. Ondan sonra daha büyük bir şey yapılabilir miydi? Evet belki biraz daha büyük bir şey yapılabilirdi ama bu haliyle de bence iş gören bir şey oldu. Hani memnunum o halinden. Siz bir şey diyecektiniz Ya Murat Berk benim rahle arkadaşım. Biz birlikte zannedebilirim. mezun olduk konservatuvardan. O Ankara'da bitirdi okulu. Her ne kadar İstanbullu olsa da Murat'ın bu anlamda çok tabii teşvik edici bir tarzı var. O Sever bizim öyle bir hiç şeyleri. aynen. Çok da iyi yapıyor bence. İyi bir şey yapıyor Evet. Peki çok sık seslendirildi mi? Uzun ince bir yoldayım. böyle bir süreliğine üst üste bir seslendirildiği oldu onu sonra burada bizim Ankara'daki arkadaşlar da sağ olsunlar yazlar İbolar falan Onur işte CSO aynen Cello evet Onur Quartet'ten şey CSO bahsediyorsun. Cello Kuartet aynen onlar da çaldılar sağ olsunlar hatta zannederim Onur sağ olsun Aslı Hanım'a vermiş notasını değil mi? Öyle şey yapmıştık ben. Evet. Benim arşiv felaket durumda olduğu için ondan sonra öyle şey yapmıştık. Uzun zamandır ama çalındığını duymadım. Ama yani şey fonksiyonel bir parça. Yani öyle kolaj konser repertuarları içinde iş görebilecek bir parça. O açıdan mutluyum yani ondan. Hani dört violonsele şey yazılabilir. Dört violonsel bir kere çok acayip bir şey zaten. Düşünsenize işte Tosca Operası'nda tam o El Uchevendisi Lestelle'den önceki pasaj onlar violonseller alıp götürüyor falan. Ne bileyim şey Wilhelm Tell Uvertürü'nün başı zaten. Violonsel şey seksteti falan. Yani böyle o violonsel ansamblı yani şey nasıl diyeyim aklın yolu bir yani hani anlatım kuvveti çok 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 kuvvetli bir şey işte yani Yonsel biraz İsviçre çakıcısı gibi bir enstrüman. Her aynen yere aynen gidiyor. kesinlikle öyle aynen şey yapıyor yani çok şey yani işlevsel dediğim gibi Bu böyle iki viyolonsel için ve yay çalgılı orkestrası için Adagio ve Scherzo biraz evet hikayesini hem Münif'ten hem Oğuz'dan duymuştuk. evet evet Bir de işin besteci tarafından hikayeyi biraz dinleyebilirsek harika olur. Ne demek memnuniyetle. O tam 2007 senesinin yazı idi. Ya da öncesi mi? Yani 2007 ilkbahar ya da yaz diye hatırlıyorum. Benim için çok şey bir seneydi o. Böyle
her şeyin müthiş bir hızla döndüğü bir seneydi. İşte bir İsviçre'de bir keman yarışmasına katılmıştım. Ondan önce babamın keman konçertosunu İstanbul'da çalmıştım. O sırada da Şehitler Oratoryosunu besteliyordum falan. Ondan sonra dedim, ha bir yandan şey de devam ediyordu. Hacettepe'de o şeflik yüksek lisans derslere gidip geliyorum falan. Böyle bir müthiş bir hızla her şey dönüp dururken 3 ya da 4 gün içinde falan yazdığım bir eserdi o da. O da işte zaten hikayesini söylemişler. Ben Oğuzhan abi ve Münif abi Mersin'de sanırım işte bir konser çalacaklardı. İşte sağ olsunlar istediler. Ben de şey yapmıştım. Bir de benim sonrasında CSO'ya yeni girdiğim zamandı o. Yani besteledikten sonra Oğuz abiye de hemen al abi falan diye notaları öyle vermiştim. Ondan sonra biraz üzerine bakmıştık, çalışmıştık falan. Ondan sonra o böyle o da yine minik, çok minik değil tabii, o nispeten orta ölçek. Küçük ve orta ölçek diyebileceğim bir ölçekte ama benim unuttuğum bir eser. Uzun süre unuttuğum. Hatta böyle sizlerin sayesinde tekrar böyle bir eserim vardı diye hatırladığım bir eser. Zannederim ikinci bir defa ya çalındı ya çalınmadı. Ondan sonra bakalım, inşallah çalınır bir yerde. Ama hani sizin sayenizde hatırladım dediğim böyle bir notasını şöyle bir baktım partisyona. Çok böyle ne bileyim, zamanda yolculuk gibi oldu benim için. Çok hoşuma gitti. Aa dedim, yani şeyi de düşününce özellikle hani demin anlattığım şeyler, hani böyle çok yoğun ve birbirinden aslında bağlantılı gözükse de alakası olmayan bir sürü çalışma içindeyken öyle bir eseri yazmış olmama hakikaten şaşırdım. Demek ki o yüzden unutmuşum ben o eseri. Çünkü o kadar başka şeylerle ilgileniyordum ki o arada, onlarla uğraşıyordum. Bir de şeydi yani o sıralar özellikle scherzo yazmayı çok seviyordum. Yani scherzo bana en cazip türdü o zamanlar. Hep böyle işte şakacı, canlı, ondan sonracıma böyle değişken, böyle şey gibi böyle ne denir? Rengarenk bir şey atmosfer sunuyordu bana scherzo'nun kendisi. Bir de hani iki violonsel karşılıklı böyle bir çok çok çoğu yerde zaten hep böyle antifonal kullanmıştım celloları böyle. Hatta şey hani sanki tek bir violonsel partisi ikiye bölünmüş gibi böyle. Ondan sonra öyle bir daha da zorlaştırabilirdim aslında ama çok şey yapmadım yani, o kadar da sonuçta insan çalacak bunu bundan sonra. Ama zorlaştırma konusunda sanırım Yönsel Konçertosu'nda şey yapmışım. Ona geleceğiz. Ama yani o Adagio ve Scherzo hakikaten şey, yani daha çok çalınsın isterim. Çok yani diyecekleri olan bir eser. Yani benim de unuttuktan sonra tekrar hatırlayıp ay ne güzelmiş bu dediğim bir eser o açıdan. O Oğuz'la Münif'in çalmasından sonra başka çalan oldu mu? Zannederim hiç olmadı. Yani O zaman tek duymadım. seslendirmesi mi var? Evet. Yani şey kadar şanslı olmadı. Uzun ince kadar şanslı bir eser olmadı. Yani tek yani hiç hatırlamıyorum. Yani unutuyorum bazı şeyleri, böyle B12 Omega falan almam lazım ama yani gerçekten hatırlamıyorum. İşte. Evet, yani bugün bunu öğrenmiş olduk. Tek Evet. seslendirmesi Peki. var. Çünkü Oğuz o gün röportajda ben sorduğumu hatırlıyorum. Başka çalmadık dedi. Tabii o kendisiyle ilgili kısmını Tabii. biliyor. Tabii. Ama sizden de öyle hani başka çalınmadığını duyduğumuza göre demek ki Doğru. tek seslendirmeli bir esermiş o da. Evet. Neyse işte yani. Evet. Niye bunları tekrar ediyorum? Biz bu röportajların bir süre sonra İngilizce, Fransızca altyazılarını da koyuyoruz. Mesela Oğuz'un Müthiş. içinde falan var. Yarın Harika. bunları yurt dışında biri seyrettiği zaman altyazısı da olduğu için ne konuştuğumuzu anlayıp, ilgilenip size ya da bize dönüp ya ben o eseri nereden bulurum demesini ümit ederek bunları anlattım. Harika, işte demin dediğim gibi yani tam sizin bu yaptığınız bir kültür mirası işi, yani çok büyük bir emek, çok saygı duyulacak bir iş gerçekten. Çok çok kutluyorum sizi bu iş için, çok minnettarım yani bir besteci olarak, bir yorumcu Estağfurullah. olarak. Ve çok güzel bir bilinç uyandırıyorsunuz yani bu şeyde. Ben takip edebildiğim kadarıyla işte dinlediğim Doğan Hoca'yı
birazcık dinleyebilmiştim Doğan Hoca'nın şey yaptığında. Mesela Doğan Hoca'nın şey dediğini duymuştum. O aşağı yukarı şu anlamda bir şeyler söylemişti. Hani yani yorumcuların da artık hani inisiyatif alıp işte çalışıp eser üretimine katkıda olması lazım diye. Çok doğru bir şey. Yani bütün Avrupa'daki ulusal okulların nasıl yükseldiği budur yani. Bu şekilde hani yorumcu ve bestecinin el ele verip seviyeleri, basamakları birer birer atladığı bir şey yani. Hani ondan sonra işte ne bileyim Rus müzik okulu mu istersiniz? Bütün Orta Avrupa'dakileri mi istersiniz? Yani oralı bir yorumcu için kendi bestecisini çalmak bir şey. Hani direkt hani ne olacak işte peynir ekmek gibi bir şey de damarlarında var yani. Ben hani işin öteki tarafında da olduğum için hani bu yorumcu tarafında da olduğum için maalesef şimdi viyolonselci de tenzih ediyorum tamamen çünkü viyolonselci değilim bir kere zaten ama kemancılar bizim kemancı milletinde ay efendim Brahms Tchaikovsky çalayım, 80 bininci defa Sibelius'u çalayım, 500 bininci defa Beethoven'ı çalayım falan hani böyle. Ondan sonra yok Paganini çalayım, yok Sarasate çalayım bilmem ne. Yani bir Allah'ın kulunun aklını yani bir hasbel kader nasıl olduysa Erkin Konçerto'yu birazcık hani birazcık o da yani olması gereken çok altında. Yalçın Tura Konçerto var ne bileyim. Başka işte ya yani benim bile var ama Konçerto şimdi ama ben kendim için demiyorum neticede. Ondan sonra yani işte Saygun'un var ne bileyim Varol'u var hani bir sürü bunları benimseyip benimsetmemiz lazım. Yani bir dışarı gitti. Ya ben şunu gördüm. Yani burada biraz hani bu söylediklerimin sorumluluğunu ben alarak söyledim sizleri yine tenzih ederek. Yani ben bir yurt dışı turnesinde, Macaristan'a yapılmış bir orkestra turnesinde Macar eserinin son dakikada çalınmaya çalışıldığını gördüm. Yani ve utanç duydum kendi adıma. Yani ya Budapeşte'desin ve adamlara Liszt çalma ya. Adamlar senden onu istemiyor ki. Onlar zaten çalıyor ve biliyor. Yani ondan sonra hatta o turnede başka bir şehirdeydik. Şimdi telaffuzunu asla yapamayacağım böyle Gyor diye yazılıp nasıl okunduğunu katiyen bilmedi. Orada işte böyle konser sonrası ben de severim hani böyle şey eskiden yapıyorduk sosyal mesafe yok bir şey yok. Şeyin içine girip böyle izleyicilerle işte nasıl buldunuz nedir ne değildir falan. Böyle hasbelkader konuşmuştum oradaki bazı izleyicilerle. Şey demişler yani neden Türk eseri çalmadınız ki demişlerdi. Yani neden kendi müziğiniz yok mu sizin sesiniz? Yani tamam hani Türk müziği Alaturka tek sessiz onu bile çalsanız olur diye falan diye böyle çok haklısınız demiştim ben de ne diyeceğim yani. Her neyse hani biraz dağıttım şeyi toparlayayım. Bu yorumcu besteci işbirliğini yapmak ne pahasına olursa olsun yapmak önemli. Yani yoksa bizim Türk müzik kültürü diye bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Yani böyle bir ne bileyim sömürge kültürü saçma sapan bir şey olacak. Yani orada bir hakikaten herkesin bir elini taşın altına koyması lazım. Ben hani bu açıdan tekrar şey söylüyorum. Bu sizin yaptığınız bu programlar çok güzel bir bilinç uyandırıp çok güzel bir yere gideceğine inanıyorum ben özellikle genç kuşaklar Hepimiz için. öyle olur, dileriz şey Allah yapabiliriz. valla inşallah dileriz öyle Tuğla olur. koymaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz o. İnşallah Aynen. beceririz. Yani Tabii. bu büyük bir duvar. Bir tuğla da biz eklemeye çalışıyoruz. Çok harika bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Yani bu besteci yorumcu birlikteliği şart. Yani o başka türlü yükselmez. Biliyorum yani ben yıllarca Türkiye'de 10 tane Beyoncé eseri bestelenmiş zannederek yaşamış birisiyim. Kendi Tabii. eksikliğim, kendi hatam. Estağfurullah sakın öyle demeyin. İşte Yok yok geçen benim. aynen, tabii. Özür dilerim kestim sözünü. Siz devam edin lütfen. Yani bir şekilde o cahilliğimizi yok etmeye çalışıyoruz. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Yani estağfurullah ama çok müthiş doğru bir şey yapıyorsunuz ki yani ben sizin söylediğiniz bir şeyden şey yapacağım. Hangi programda hatırlamıyorum ama bu evvelki bölümlerinizden bir tanesi de 250 gibi bir rakam telaffuz Şu an etmiştiniz. 260 değil mi Aslı? En son rakam Evet. 260. Evet. 360 son rakamımız Ya evet. evet. Müthiş. Müthiş işte Necati ya. Giray sağ olsun bize 7 tane eser Aa, gönderdi. ay Necati çok çok tatlı diyor da çok ya. mutlu olduk. Evet.
hiç bilmediğimiz bir besteci, yani her ne Evet. kadar meslektaş da olsak, Tabii. eserleri varmış. Sağ olsun, onları gayet güzel hazırlamış, onları yolladı, Çok lütfetti. çok Yani o tatlı kadar oldu. şanslıyız ki. Vallahi evet, vallahi yani müthiş ya, gerçekten büyük hizmet. Çok 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 minnettarım size yani, tekrar tekrar. Evet, o zaman 2007'ye geri dönüyorum. O Evet. günden beri Oğuz'la Münif'in çaldığı dışında Adagio ve Scherzo'nun yeni bir yorumu yok. İnşallah yakın zamanda yaparız. İnşallah. İnşallah. O zaman son esere geliyorum. Evet. Bomba Evet, gibi. konçerto. Valla öyle bir konçerto yazdım ki azizim, kimse çalamayacak. Oğuz bakmış ama bana öyle bir şey söyledi. Evet, Notaya evet. baktım dedi. Evet. Evet. Evet, ben onu o zaten şey yazarken Oğuz abiyle danışıp şey yaptım. Sağ olsun, o da böyle çok güzel. Yani şunu hatırlıyorum. Ben gece gönderdim notayı. Böyle akşam 8:30-9 gibi gönderdim. Ertesi sabah 9'da mesaj attı bana. Ben dersimi çalıştım. Hadi aç bakalım Zoom'u falan diye. Müthişti yani. O inanılmaz bir şeydi. Oğuz abiye de buradan çok çok selamlarımı, Konçertoyu sevgilerimizi hangi yılda yollayayım. bestelediniz? Konçerto geçen sonbahar. Konçertonun şöyle bir nasıl diyeyim, dramatik diyebileceğim bir hikayesi oldu benim için. Ben geçen sonbahar bu korona kervanında şöyle bir neymiş bakalım falan diye ben de bir katıldım o şeye. Ondan sonra Allah'tan çok hafif atlattım. Geçmiş Yani olsun. çok teşekkürler, çok sağ olun. Geçen tam işte Ekim sonu, Kasım başı falan gibiydi. Ama tabii çok sinir bozucu bir şey. Yani siz ne kadar hafif atlatırsanız atlatın. Yani psikolojik olarak fizyolojik kısmından 1.000 kat daha ağır psikolojik kısmı. Öyle bir hastalık. Sevimsiz bir şey. Yani yapay bir şey olduğu belli bir kere, öyle diyeyim. Ben böyle sinüzit farenjit karışımı bir şey olarak geçirdim. İşte ilaçlardan çok şeylerle, işte doğal yani beslenme, yani normal düzgün beslenme, işte meyveleri, vitaminleri, şeyleri ağırlık beslenmeyle geçirdim ama sevimsiz bir 10 gündü benim için. Eşim, işte bizim kuzucuk ondan sonra daha o zaman daha da küçüktü, daha bir yaşını bile basmamıştı. Hani onlara ne olacak, bir şey olmasın falan diye Allah'tan hani bir şey olmadan atlattık ama o şeyde böyle 4-5. günden itibaren falan biraz daha gözümü açabildim şey olarak, hani daha böyle iyileşme şeyi başladı. İyileşir iyileşmez de hemen zaten birazcık kendimi iyi hisseder hissetmez de hemen başladım. Şey zaten aklımdaydı. Böyle bir ufak ufak çiziktirmeye başladım. Motifler, şunlar bunlar, şöyle şu olur, bu olmaz derken böyle. Zaten vakit geçmiyor. Hani bir de kendinizi iyi hissediyorsunuz ama çıkmamanız lazım. Odadasınız. Hani böyle bir şey gibi oldu. Yani ondan sonra böyle bir sanki böyle bir şeye kapanmışım. Bir kendimi bir hücreye kapatmışım. Ondan sonra ve sadece işte fikre yoğunlaşıyorum. Böyle bir derin bir tefekkür içinde böyle. Ondan sonra acayip değişik bir tecrübe oldu benim için. Mesela Uzun İnce'nin hikayesini anlattık. Biraz işte Adagio Scherzo'yu dedim falan. Hani onlar yine, hele Adagio Scherzo böyle 3 gün içinde neredeyse düşünmeden falan yazdım bir eserdi. Ama bunda hakikaten bayağı bir kendimi verdim. Çok da şey açısından mutlu oldum. Çünkü en son ta 2015'te Şehidin Türküsü'nde, bu Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı için bestelediğim ve İstanbul Festivali'nde çalınan senfonik eserim için böyle çok kafa patlatıp çok böyle hakikaten düşünerek kendi eserle bütünleşerek neredeyse öyle bir şey yapmıştım ve kendi müzik dilimi, kendi anlatımımı aşmak için, yani kendimi aşmak için kullanmıştım o eseri. Öyle bir zorlamıştım kendimi onda. Bu konçertoda da öyle oldu diyebilirim. Yani Şehidin Türküsü'nden sonra bu Viyonsel Konçertosu hakikaten böyle bir öz anlatım şeyinde bir ne ona nasıl adlandıracağımı bilemiyorum ama böyle bir hani otobiyografik bir eser diyebilirim. Yani biraz iddialı oldu ama çok böyle kendimi verdiğim. Bir de zaten demin dedim işte Viyonsel ne kadar çok şey yapabilirsiniz, ne kadar çok imkanı olan müthiş bir saz yani. Öyle olunca filan ondan söyleyeceğim. Hatta şu anda tam tesadüfen önümde duran notlarım var. Yani şöyle bir size de şöyle karga burga kargacık burgacık ama bunlar işte benim o korona zamanında bu yöneser için notlarını aldığım şeyler. Tabii hatta
Ondan sonra şurada şu şekilde belki görebilirsiniz. Çello konsert falan diye yazıyor şurada. Ondan sonra buradan böyle işte tarih atmamıştım sanırım ama işte tam o Ekim'in sonu şey falan böyle sayfalarca. Yani bunu bilerek koymadım şu anda, tamamen tesadüf ederim de şeyin klavyenin üstünde duruyormuş. Ondan sonra böyle dediğim gibi hani ve Beyoncé'nin çok çok ön planda olduğu bir konçerto tasarladım. Şey olarak da hani bir illaki bir model örneği her bestecide olur. Zaten Stravinsky'nin çok sevdiğim bir lafı var yani. Kötü besteci taklit eder, usta besteci çalar diyor. Böyle şaka bir yana şaka bir yana ben de böyle bir literatür taraması hem yaptım hem de zaten hani yakın zamanda bizim Sinan abiyle yaptığımız konserler vardı, Sinan Dizmen'le. Bir Elgar yapmıştık onunla Antalya'da. Bir de Şostakovich 2 yaptık. Hacettepe Orkestrası ve o Şostakovich 2 benim Şostakovich'le ilgili görüşlerimi porçöz gibi açtı. Ben çünkü böyle linç yemeyeyim şu anda, çok böyle çekine çekine söyleyeceğim. Hani çok büyük bir Şostakovich hayranı değildim yani, ama o ikinci konçerto wow dedim, valla ne yapmış bu adam ya falan diye. Çok hoşuma gitmiş yani. Ay, hem çelloyu kullanımı hem işte orkestradaki müzik renkler, böyle adam hakikaten, ama tabii o da yani o bambaşka bir şey yani, o çok zor yani, yazmak istediğiniz müziği 25 küsur sene boyunca yazamayıp ondan sonra Stalin öldükten sonra ancak böyle kendinizi bulduğunuzu düşünürseniz tabii. Şostakovich özelinde konuşuyorum. O konçerto hakikaten böyle vay dedim yani. Bu müthiş bir konçerto ya. Yani çok güzel. Yani ben bir çello konçertosu yazarsam böyle bundan faydalanabilirim, bir örnek olarak alabilirim bunu, bir model olarak alabilirim diye düşünmüştüm. Bir de Lutoslavski'nin konser konçertosu, çok çok beğendiğim bir eser. Orada da çello ve orkestranın karşılıklı rol değişimleri, çellonun işte o böyle hakikaten çok üst düzey şeyde kullanılıyor. Evet, yani o da nereden baksanız 50 senelik bir eser. Lutoslavski'nin konçertosu da yani hani, ama sanki böyle dün bestelenmiş gibi duran falan. Dolayısıyla hani şey olarak böyle bu iki konçerto böyle daha böyle hep bir aklımda, tınıları hep aklımdaydı. Ondan öncesinde daha sevdiğim başka konçertolar vardı. Mesela şeyi çok severim ben, yabancı konçertolardan. Barber'ın cello konçertosunu çok severim. Çok hoşuma gider. Barber zaten böyle benim hep bir çok hoşuma giden müzikleri vardır Barber'ın. Onegger'in cello konçertosunu çok severim. Hep böyle işte Dütti'nin falan hep böyle aa çok hoş, çok hoş, çok güzel falan, ama mesela şey Prokofiev senfoni konçertosu zaten Allah falan diye böyle bir ser. Hani hep yani yakın dönem şeyleri, 20. yüzyıl şeylerini sayarsak. Bir de Pelerin'in konçertosu hakikaten enteresan bir eserdir, o da değişiktir yani. Bir de Ferit Alner'in konçertosunu çok çok severim ben. Ondan sonra ama mesela Pelerin'in konçertosu gibi bir konçerto olmaması için biraz kendi kendime şey. O mesela çok klasik bir kurgu şey yapmış. Gerçi o Viyonsel kadansıyla başlar. Benim konçerto da böyle bir yine eşlikli gibi ama bir Beyoncé kadansıyla başlayan bir şey. Kurgusunu da öyle yaptım zaten. Birinci bölüm yavaş bölüm. Yani hem yavaş bölüm aslında ama hem sonata allegrosu. Hem de işte kadans en başta yine filan. Ondan sonra böyle bir kurgu içinde hakikaten yani şu anda anlatırken bile heyecanlanıyorum. Sanki o anda yazıyormuşum gibi oluyor. Böyle işte Beyoncé'nin İşte o kadansta anlatımı ortaya koyuşu, onun bir şekilde bir beraber yükselip orkestranın iyice gerilimi doruğa çıkartıp sonra birden violonselin böyle bir sanki bir anda böyle her şey 180 derece değişmiş bir şekilde ikinci temayı sunması psikatolarda falan. Orada tabii benim şey de var. Ben bizim şeye özellikle dini Türk müziğine, ama yani Türk müziğine de çok şeyim vardı zaten, kulak dolgunluğu diyeyim yani, normal bir şey hani evde şey olarak, ama ne bileyim
O böyle özellikle dini müzikte kullanılan makamlar, işte sabah başta olmak üzere sabah, vesteniker, şu falan. Ondan sonra mesela hani şu anda bütün dinleyenlere hemen şöyle bir ampul yakması bakımından Yunus Emre Oratoryosu'nun dördüncü bölümündeki flüt taksimi diyeyim. O bestenigâr makamı bir şey. Yani ondan sonra böyle şey olarak da hemen bir dipnot olarak da şey yapayım. Mesela hani o tınılar da böyle acayip içselleştirdiğim şey olduğu için hani sonra violonselin sunduğu ikinci tema işte öyle bir şey. Bir değişik bir kontrast o şekilde tercih ettim. İkinci temayı öyle yapmayı. Sonra bir development bölümü geliyor tabii ki. Violonsel iyice işte demin dedim ya yani öyle zorluklar yazdım ki çalınamaz. Yani şaka bir yana. Ondan sonracıma sonra da derleyip toplayıp minicik bir re-ekspresyonla yeniden serimle ve hatta orada orkestraya verip şeyleri. Hatta ikinci temayı da tekrar getirmeden ikinci bölümün temasını birinci bölüm içinde böyle önden gösterip işte foreshadowing diye böyle hani yabancı şeyde diyebileceğimiz teknik olarak öyle yani temaları birbirinin içine geçirdiğim aslında ta Liszt'ten beri Liszt'ten Sensans'tan beri yapılan hani klasik şeyin sonata allegrosu formunun böyle evrilip çevrilip yoğrulması ama şöyle diyeyim yani çok doğal bir şekilde oldu. Çok organik bir şekilde gelişti benim için. Yani belki demeyeyim çok şey kısmı violonselden kaynaklı. Yani elimde öyle kuvvetli bir solist var ki zaten. Yani her şeyi yapabilirim onunla. Yani 10 dakika solo çalabilirim. Yani abartıyorum şey olarak da hani çok kuvvetli sizi yarı yolda bırakmayacak bir şey. Saz. Yani mesela Richard Strauss Don Quixote'u yazarken herhalde bir bildiği vardı ki bir anonsele şey yaptı yani hani mesela hani böyle sizi bir hikayede bir anlatımda yarı yolda bırakmayacak kuvvetli bir saz yoransa. Beni de öyle oldu işte. Konçerto'nun birinci bölümü böyle bir hani derin daha böyle otobiyografik böyle bir anlatımın olduğu bir şey oldu benim için. Biraz da işte o şeyden hani zaten binlerce, milyonlarca kişinin öldüğü bir hastalığa yakalanmışım. Ne olacak? İşte çocuğuma, karıma ne olacak filan. Hani böyle o ruh hali içinde öyle bir birinci bölüm. Sonra ikinci bölüm bambaşka bir böyle bir tüller arkasında, bir sisler içinde bir scherzo. Demin demiştim ya scherzo'yu çok seviyorum, en sevdiğim form diye. Ondan sonra ama mesela orada da hep şey, orada şeye gönderme yaptım. Bu keman benim rahmetli keman hocamın bize canımıza okuduğu sol el egzersizleri vardı. Yani sürekli böyle sıralı böyle sıralı 1 2 3 4 1 2 bilmem ne falan. Orada o temayı onun üstüne kurdum. Ondan sonra böyle biraz tek düze hafif etüt gibi ama onun içinden böyle çiçeklenen gelişen bir tema. O birinci bölümde de zaten hani biraz böyle bir şeyi verilen bir temaydı zaten. Ondan sonra ama ikinci bölüm hiç şey yani o dinamikliği şeyi hiç kaybetmeden işte yan temalar işte orkestranın arada böyle bir sesini yükseltmesi işte violonselin cevap vermesi falan ikinci bölüm öyle bir şey oldu. Çok katmanlı bir scherzo oldu. Yani iki triyolu scherzo diyebilirim. Ondan sonra ve ikinci triyosunda birinci bölümdeki ikinci temayı getirdim. O ilk Debin anlattım hani hafif bir mistik şeyi olan. Onu orada bambaşka böyle daha böyle şey mizahi bir anlatımla biraz. Orkestranın içinde de böyle bir şeyler hani tül bir perde gibi filan karşıtlıklarla süsleyip. Sonra tabii toplayıp ikinci bölümde öyle geçiyor. Bu arada bütün bölümler şey hani zincirleme çalınacak şekilde birbirine bağlı çalınacak şekilde. Son bölümde hakikaten böyle bir artık hani bir rahatlama isteği, bir böyle bir durma, şöyle bir patır kütür paldır küldür geldik. Ondan sonra bir duralım ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Yine böyle ilk temalar ta eserin ilk başında Beyoncé'nin verdiği temayla bir girip sonra bir yepyeni, taptaze bir tema. Hiç daha önce duyulmamış bir temayla. Böyle biraz da melodik gücünü iyice gösterelim, iyice perçinleyelim diye. Böyle bir ufak geçiş. Bir nevi şey gibi yani bir bunu şey olarak diyorum tamamıyla benzetme yoksa bir alakası yok. Elgar Concerto'nun 3. bölümündeki o intermezzo gibi
olan, hani böyle orada da scherzo, ağır benim scherzo, intermezzo final şeklindedir ya. Ondan sonra bunda da ama tabii 3 ile 4 birleşmiş oluyor. Tek bir bölüm olmuş oluyor. Öyle bir yavaş girişten sonra ondan sonra tekrar böyle bir ciddi bir şey Rondo Sonata Allegro'su karışımı bir yine hızlı bölüm, yani 3. bölüm karakterinde yazdım onu da. Orada da yine tabii şey hep döngüsel temalar, yani hep bütün eser boyunca da dönüp duran temalar var. Ama orada son bölümde bir de şöyle bir melodi yazdım. Yine hiç daha önce duymadığımız. O melodide de benim çok sevdiğim Cemal Reşitley'in, ki onu aslında şu ana kadar bahsetmemiş olmama biraz şey oldum. Cemal Reşitley benim gizli kompozisyon hocam gibi bir şey. Çünkü ben onun partisyonlarından acayip çok şey öğrendim. Yani böyle çizgisel çok seslilik içinde ve yani ne kadar zengin melodik, her biri müthiş melodik hatlar içerisinde ne inanılmaz boyutlar yaratan bir besteci. Onun partisyonlarından çok beslendiğimi söyleyebilirim. Orada o bir de bir frankofondur ya, o böyle Fransız şeyi falan. Orada ona bir Fransız esprisi yaptım. O melodi, orada bir an senin sunduğu melodi Cemal Reşid'in harfleri, ismi üzerine. Ve şey Fransızca yazılışı. Onu bilenler bilir, sizler de onun şeyidir ya, Cemal böyle DJ işte C okunsun, Fransızlar C okusun diye DJ diye yazar. İşte Ş okusun diye CH yazar falan. Ondan sonra böyle onun o şeylerin üzerine, mesela işte Ravel'in Menü sur le nom de Haydn vardır, işte Haydn'ın ismi üzerine menüye, ya da şey Cemal Reşit'in cello için konsertant parçaları da Pierre Fournier'in şeyi üzerine de filan, ondan sonra ismi üzerine. Ben de orada Cemal Bey'in ismini öyle bir melodide canlandırmak, yaşatmak istedim. Ama böyle bir enteresan şey, hem de Cemal Bey'in melodilerini de andıran böyle bir diyatonik bir melodi oldu, böyle tatlı böyle şey. Ondan sonracıma o böyle bir kontrast katıyor. Onun üzerine işte tekrar o üçüncü bölümün açılışındaki ağır temayı işleyip, işte diğer temaları da işleyip böyle iyice bir çığırından çıkartıp diyeyim. Ondan sonracıma orkestrayla beraber gümbür gümbür gerilimi yükseltip en sonunda böyle bir benim çok en sevdiğim şey, ya belki bir konserden sonra en çok sevdiğim, en işlevsel bulduğum gongla şöyle bir vuruş yapıp daha sonra tekrar işte şeye döndürüp o ikinci de birinci bölümün ikinci temasını, o mistik temaya. Daha sonra o öyle bir an sen onu sunduktan sonra böyle bir hatırlayışmış gibi böyle şeyi, işte o Cemal Bey'in ismin üzerine olan melodiyi şöyle bir tekrar hatırlatıp boş tel sol'a geliyor artık zaten. Böyle biraz hem Strauss Don Quixote'un sonu gibi, ya da işte o Shostakovich ikinci konçertonun sonu gibi böyle uzun bir pedal ses tutup onun üzerine orkestra bir aleatuara başlıyor böyle. Böyle iyice bu görüntü bulanıklaşıyor, her şey gidiyor falan. Ondan sonra bir mesela böyle son bir iki ölçülük bir ufak bir motifle konçertoyu kapatıyor. Hakikaten yani size böyle ballandıra ballandıra anlattığımı farkındayım şu anda, ama Yo, çok. gerçek yani Bunu bunun için yapıyoruz zaten. böyle hakikaten çok şey duygusal bütünleştiğim bir eser oldu. Yani çok, ve dediğim gibi yani bir 3 gün olmasa da yine hani nispeten kısa sayılabilecek bir süre zarfında yazdım ve böyle hani bir başladıktan sonra da kolayca gitti zaten. Orada tabii demin dediğim işte yorumcu besteci şeyinin ne kadar önemli olduğu. İşte Oğuzhan abi aradım, dedim abi böyle böyle ben bir konçerto besteledim. Ama sen bir bak ne olur, hani çok abuk sabuk çok ters gördüğün şeyler varsa söyle. Şeyi mutlaka söyle dedim. Hani atıyorum ben bir rejisterde yazmışımdır. Atıyorum o melodiyi La telinde yazmışımdır ama o işte Re telinde daha iyi olur. Şöyle yap falan. Hani böyle şeyi mutlaka söyle dedim. 12 saat içerisinde yani. Ondan sonra hemen şey yaptım ve bir, iki ya da üç değişiklik yaptım diyeyim. Hani bir tanesi şeydi, böyle yüksek bir pozisyonda bir kentti. Dedi o kenti tınlamaz orada, dedi onu şey yap. Ben de hemen onu çift sesliyle şey yaptım, sadece
üstteki sesi bırakıp alttaki sesi kornoya verdi falan, hani böyle ufak tefek şeylerde. Bir iki tane daha söyledi öyle, hani işte boş dellalar böyle çok şeylerde, hani hızlı 16'lık pasajlarda çok fazla yinelenirse çok iyi şey sonuç vermeyebilir. Onun yerine şöyle yap falan gibisinden. Öyle bir ufak tefek rötuşlarla yani hakikaten çok büyük şeyi dokundu onun için ve yani burada ben sizlerin aracılığıyla bu eseri de zaten sevgili Oğuzhan Kavruk'a ithaf ettiğimi de şey yapmak isterim. Gerçi şimdi o biz ikimiz de şeflik şeyiyle devam ediyoruz şeyde. Ama hani hakikaten yani hem kendisinin viyolonselciliği, viyolonsele verdiği hizmet, hem de işte bu eserdeki özel rolünden ötürü böyle bir ithaf etmeye karar verdim. Bakalım işte geçenlerde Sinan abiyle de paylaştım eseri. Size iletilmek üzere ve ayrıca kendisi de yani hem kendisi çalışmak hem de size de iletilmek üzere Aslı Hanım'a da gönderdim. Böyle işte bulsun yani hani yerini bulsun. Çünkü müzik diğer güzel sanatlardan farklı olarak gerçekleşmesi için bir ikinci bir görevliye daha ihtiyaç duyuyor ya yani. O da yorumcu yani. Ondan sonra orada bu ilişkileri güzel kurup yani bizim işte bu Türk bestecilerin bizim Cumhuriyet döneminden sonra bir hani şey olarak ivmeyle gelişmiş ve hani çok enteresan bir şekilde budaklanmış diyeyim. Yani müthiş her ne arasanız var. Yani ben şu anda eminim sizin o bahsettiğiniz 260 tane yönsel eser içinde her çeşitten şey var. Ne güzel işte bu müthiş bir farklılıklar zenginlik getirir yani. Ondan sonra bizimki de işte onun içinde böyle bir naçizane bir katkı olsun. Çorbada tuzumuz bulunsun bizim de. İki sorum var. Bir tanesi Buyursunlar. eser tonal mi? Hiç bahsedilmedi. Ben hep tonal, benim bütün eserlerime tonal diyebilirsiniz. Yani o soruyu öyle şey yapayım, İkincisi böleyim. orkestra ebat olarak nasıl bir orkestra? İkili orkestra, trombon yok. Vurmalı çalgılar, timpani artı iki kişiyle götürülebilecek durumda. Arp var. İki işte tahtalar iki şey yok işte bas klarnette pikolojide vesaire alto oboaydı falan hani böyle böyle zora sokacak hepsi dümdüz ikili orkestra hatta yaylı kadrosunu da hele hele şimdiki bu bir an önce geçip gitmesin diye dediğimiz bu salgın koşulları gözeterek yani hani az kişiyle mümkün olduğunca az kişiyle çalınabilecek şeydi. Şimdi ezbere söylemeyeyim ama zannederim 35-36 kişi filanla çalınabilir orkestra. Hani yani çok küçük değil ama hani çok büyük de değil. Orkestra ibadı da öyle ikili. Tamam, yani bunları çünkü merak eden olacaktır. Herkes Tabii, sonuçta tabii nota ki. erişimi olmadığı için bunları benim sorup insanların duymasını sağlamam Tabii gerekiyor. ki. Bir benzeşme yakaladım. Bu bahsettiğiniz işte Strauss, Prokofiev, ondan önceki diğer eserler, bunlar hep çok iyi viyonselcilerin yetiştiği dönemlerde yazılmış kompozitörlerin eserleri. O Evet. anlamda da işte gerek Oğuzhan Kavruk gerek Sinan Dizmen, bunlar bu ülkenin gurur kaynağı, çok iyi viyolonselciler. Sizin de şansınız öyle iki tane iyi viyolonselciyle bunları götürüyor olmanız. Oğuz her ne kadar sahne üzerinde artık viyolonsel çalmıyorsa da çok iyi bir viyolonselci olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Umarım tekrar kararını gözden geçirir de Evet. tekrar tamam çalıyorum der. Ben çünkü o konuda biraz muzdaribim, yani Oğuz'u kaybetmek olmaz. O çok kafayı döndürdü ama yapacak bir şey yok. Bakalım. Valla size hak veremiyor değilim valla kesinlikle ama tabii ki onun şeyi yani onun kendi kararına saygım sonsuz neticede ama ben sizin bu söylediğiniz güzel sözlere şunu da ilave edeyim işte ne güzel ki bak böyle bir platform içinde ben bunları anlatabiliyorum yani çok çok teşekkür ederim tekrar hem yaptığınız bu güzel iş bu güzel katkı hem de beni bunun içine bir parça olarak kattığınız için valla ne kadar teşekkür etsem az. Bu arada Sinan da Şostakovich'i çok iyi çalar. Yani sağ olsun. Çok iyi Evet. çalar. Ben onunla tanıdım o eseri. O Evet. yani böyle bir de yani nasıl talihsiz bilmiyorum. Ben hani süreyi de çok aşmayayım ama o konserden de minicik bir parantezle bahsetmek isterim. Yani genel prova
Dan bir önceki prova gibi bir konser yaptık, öyle diyeyim yani. Çünkü işte üstelik daha salgın falan da başlamamıştı. Kasım benim oğlan yeni doğmuştu işte. Hatta böyle 8-9 günlük falan da o konseri yaptığımızda şeyde Hacettepe Senfoni Orkestrası'yla yaptık. Hep böyle talihsizlikler bırakmadı peşimizi. Bir türlü işte kadro toparlanamadı, çalgı bulunamadı. Böyle biz prova yapıyoruz ama atıyorum orada yani hele hele Şostakoviç ve vurmalı çalgılar. Geçmiş olsun yani hani vurmalı çalgısız bir Şostakoviç zaten düşünün. Ben orada prova yapıyorum. Bir şey yok. Vurmalıyı çalacak yok. Ondan sonra konser günü geldi. Konserden bir gün önce geldi falan. Böyle bir şeydi. Hatta Şef Kahraman Kaptan sağ olsun böyle bir iğnelemişti de bizi de. Yani ne yapayım yani? Hani ne bileyim böyle Em şeyi salonda mı çaldınız? Öyle yok hatırlıyorum. şeyde Beytepe'de. Bu Beytepe'de. Beytepe'de Yeni salonda. yeni salonda. Ondan sonra yani ben hani şey hani alnımızın akıyla çıktık. Yani zaten Sinan abi çalıyor yani zaten. Şahane çalıyor adam yani daha ne olsa. Biz de hani ona olabildiğince eşlik ettik diye düşünüyorum arkadaşlarla hep birlikte el birliğiyle. Ama hani hakikaten şey bir konserdi. Yani benim böyle Sinan abiye kendimi borçlu hissettiğim bir konser oldu o şey bakımından. Yani çünkü gerçekten hani toplam bir prova falan yaptı. Yani tam dediğim gibi yani genel provadan önceki prova gibi bir konser olabildi ancak. Ama hani sağ olsun orkestradaki arkadaşlarımız şeyler falan hani hepimiz böyle bir yani ciddiyetle üstesinden geldik ama inşallah bir imkan olur da bir daha çalırız yani onu. Umarım. Çok net Umarım. hatırlıyorum ben o Evet. günü. Oğlunuzun birinci haftasının ilk aşısı. Ben o konser için ilk defa Hacettepe'ye takviye gitmiştim. Sinan Ah abi tamam çaldığı doğru. için Evet ben doğru. takviye olarak gitmiştim. Çünkü konçertoyu iyi Çok biliyorum. pardon. Sinan abiyle biraz çalıştım. Ve sizin oğlunuz yeni doğmuş ve birinci hafta aşısı vardı. O kadar net hatırlıyorum. Siz yani orkestra toparlanamadı gerçekten. Tam o kadar net hatırlıyorum ki yani şey Vallahi atak veriyorsunuz eleman yok. Bir şey yok. Gerçekten öyle bir evet. şeydi. Yani ama çok harika çaldı Sinan abi tabii ki. Çok Evet. siz çok iyi altından kalktınız. Hep beraber Ben bir şey çıkıyoruz. sormak istiyorum. Buyursunlar Bu lütfen. konçertonuzla ilgili. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim notayı paylaştığınız için. Ne Ben demek? hemen hocamla paylaştım notayı. Ve siz şimdi anlatırken önümde açıp o hikayenizle beraber ben de notayı okudum buradan tekrar. Aa, ne güzel. Gönderdiğiniz gün hemen çalışmaya başladım. Beni çok heyecanlandırdı çünkü. Sağ olun. Hocama da söyledim. Ve gerçekten hikayesini anlattınız gözümün önünde. Yani burada şey o kadar güzel bir referans oldu ki bu. Daha sonradan sizin eserinizi çalışmak isteyen birisinin bu videoyu açıp dinlemesini sizi Evet, gerçekten sağ çok olun. çok isterim. Çünkü burada yazın her şeyi anlattınız zaten. Görüyorum ki hiç durmuyor eseriniz. Yani bir sürekli bir şey var içerisinde. Yani hiç durağan bir şey yapmamışsınız bir konser partisinde. Hep bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz ve yeniden 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 anlatmaya çalışıyorsunuz. Hiç susmuyorsunuz orada. Onu gerçekten çok meraklıyım. Orkestra partisini çok çok duymak isterim. En çok sormak istediğim şey şu. Piyano partisi, piyano eşliği var mı? Onu Evet. henüz ve benim işte en zayıf olduğum şey bir piyanistliğim olmadığı için hiçbir zaman yani piyano eşliğini hemen yapmam lazım onun farkındayım. Henüz yok. İnşallah bir böyle saçma sapan işlerle uğraşmayıp böyle bir vaktim olur. İlk fırsatta yapmam lazım çünkü piyano eşliği şart. Hani herhangi bir şey için en işte şey için bile yani reading concerto için bile lazım piyano eşliği sanki. Yani şu anda Öyle değil hele ki yani. şu dönemde bir orkestra toparlayıp da seslendirmeye çalışmamız daha da zor bir şey. Tabii. Ama biz seslendirmek istiyoruz gerçekten eserleri. Hani fakat bunu ancak iki kişi en azından diyoruz. Yani hani şu Yok çok pandemi haklısın. şartları içerisinde. Bu yüzden özellikle sormak istedim. Sağ olun. Ve yani gerçekten teşekkür ederiz. Hocam Ne zaten demek? şey yapacak. Bu çok güzel bir eser kazandırmışsınız. Daha ilk Olun. başta yani onu zaten sizinle ben kendim çalışırken sizinle birebir kontak halinde olmak istiyorum. Çünkü ne Memnuniyetle. demek istediğinizi özellikle anlamak istiyorum. Yani burada şey, notayı inşallah herkes sizden alır
ve herkes çalışmaya başlar. O zaman neden bu kadar heyecanla belki anlattığımı anlayacak. Çünkü orada bir serzeniş var yani gerçekten. Bir içerisinde bir çırpınışlar var, bir şey var. Ve Ataka ve hiç durmuyor. İnanılmaz kondisyon istiyor bir kere bence kesinlikle konçertonuz. Evet, o yani, katılıyorum. Doğrudur. Evet. Doğru şey var. Aynen, kondisyon isteyen bir saat. Kesinlikle kondisyon istiyor. Evet. Ve hani bir profesyonel konçerto yazmışsınız. Bir öğrenci konçertosu yazmamışsınız. Harika bir şey gibi görünüyor şu anda. Ve çalışmaya başladığımda da kulağıma gelenler de çok güzeldi. Hayır, eksik olma. Ne güzel bunları duymak, çok mutluluk verici. Vallahi işte. Vallahi burada ama bir araya laf girmem lazım. Aslı'nın önümüzdeki dönem tez olarak çalışacağı eser başka. Yalçın Turan'ın Yonsel Konçertosu'nun çalışacak, kusura bakmayın. Ben Tura ailesini çok seviyorum belli olduğu. Sağ olun. Evet, sağ olun. Evet, babanızın konçertosu benim aynı zamanda tez konum. Yani ayrı bir hayranlığım var kendisine. Tüm ona verilen ödül gecelerinde özellikle çalmaya çalışıyorum. Özellikle hep oralarda bulunmaya çalışıyorum. Yani burada kendisi müdahale edeceğim. Öyle oradan oraya atlamak olmaz. Tamam, benim hiçbir iddiam yok böyle bu önemli bir şey. Rekabete girebileceğiniz bir de değil baştan söyleyeyim. Yok, hiç. En başından bu işe ilerleyen. Baksanıza bir senem var zaten besleşiliğe daha. Bir sene sonra karışmam. Daha var. Adam olsa karışmam yani. Vallahi yani, öyle vallahi çok sağ olun. Ne diyeyim, bu güzel sözler Aslan'ım, siz de çok teşekkür ederim. Çok yani böyle şey gibi işte, hani o Beethoven'ın Missa Solemnis'in kapağına yazdığı şey gibi yani, hani kalpten gitti kalplere yazsın diye. Bu şey böyle kurulması gereken bir şey işte. Ve yani kaçıncı kez söyleyeceğim, hiç üşenmeden söyleyeceğim. Ne güzel ki işte o köprüyü kuruyorsunuz siz şu anda. Çok büyük bir hizmet gerçekten. Çok sağ olun vallahi. Bir şansımız olursa işte inşallah Yalçın Tura Konçerto'yu da daha da tanıtacak bir şeyler yapacağız diye ümit ediyorum. İnşallah. O da hak ediyor. Çok fazlasıyla hak ediyor çünkü. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Başımızdan çok keyifli bir gün oldu. Şimdi bizim, öyle. Üslup gereği çok uzatmamamız lazım. 50 dakikayı geçersek konsept dışına çıkıyoruz. O yüzden burada sonlandırmadan önce bir Aslı, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hani kendi adıma da ben hem yazdığınız için çok teşekkür ederiz. Viyonseli kullandığınız için lütfen yazmaya devam edin. Araya tekrar bu kadar sene koymayın lütfen. Biz seslendirmek için bekliyoruz. Çok, evet. Ben gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Tayfun sen var mı kapatmadan önce? Ben de keyifle dinledim. Eline emeğine sağlık diyeceğim. Hasan Niyazi Tura, Aslı'nın söylediği bir şeyin altını çizeyim. Ben hevesle şimdi, çünkü büyük merakla konçertoyu duymak istiyorum. O kadar güzel çözümledi ki, bu tavrı da bir örnek bestecilere. Belki hani formu bize anlatması gözümüzde, kulağımızda belki usumuzda bir şeyler canlandırdı. Her sanat eseri bir mesaj içerir. O mesajları bize merak etmemize sebep oldu. Ben heyecanla, hevesle bekliyorum. İnşallah şu pandemi dağılır da biz de dinleyebiliriz. Evet. İnşallah. Allah. Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkürler efendim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Eksik olmayın. Oldu. Tamam. Kaydı kapatalım. Teşekkürler. Tamam. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.